Herkese merhabalar, ben iç mimar Muzaffer. Daha önce Lumion'da render'ını almış olduğum bir sahnenin bugün V-Ray'de bir render'ını alacağız. Şu bir hata olmuş, şurayı sileyim. Evet, böyle bir sahnem var ve bunun render'ını alacağım. Şöyle bir bakalım. Buradaki ahşap malzemesini pek beğenmedim. Bunu değiştireceğim. Şuraya bir paspas yapacağız beraber. Fur özelliğini kullanarak. Şuradaki aslında şey kullanabilirim, ahşabı kullanabilirim. Şurayı bir seçtim. Şöyle bir gelelim. Isolate şu şekilde aktif hale getirdim. Bununla alakalı hesabımda, kanalımda video bulabilirsiniz. Nasıl bu şekilde açıp kapatabiliyorum. Şu şekilde seçtim. Bütün yüzeyleri attığımda şöyle bir etkisi oldu. Şunu sağ tıkla, texture, sağ tıkla, rotate 90 derece. Şu şekilde yapsak ve şunların boyutlarını arttırsak nasıl olur? 50 desek. Şöyle şöyle sildim ve buradan bir örnek alacağım ve tekrar hepsini seçip attım. Böyle bir parkemiz oluştu şu şekilde ve sonra buraya da aynı şeyi atacağız. Şöyle hepsini atsak bakalım nasıl oldu. Evet, güzel oldu. Bu şekilde yapmış bulunduk. Ve malzemelere geçeceğim. İlk önce bir açı belirlemem gerekiyor. O açıyı belirledikten sonra da rahat rahat işlemlerimizi yapabiliriz. Dar bir mekan olduğu için her yeri görmek birazcık zor olabiliyor. Mesela şu anda duvarın içerisine girmiş bulundum. Size tavsiyem ilk önce save frame'i açın. Save frame de şu şekilde açılıyor. V-Ray editörü açıyorum. Menüyü açıyorum burada. Evet, V-Ray editörü açıldı. Burada ayarlar kısmında render output, burada save frame kısmı var. Burayı açabilirsiniz. Buradan renderınızın boyutlarını da belirleyebilirsiniz. Ben kare bir render istiyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz üzere böyle bir bozulma, bir açı bozulması oldu. Şimdi bu ne yapmış oldu? Şuradaki siyahlıklar var ya. Bu siyahlıklar render'a dahil olmuyor. Şuradaki içteki kısımlar sadece render'a dahil oluyor. Şöyle bir dik açıyla da bakarsak şöyle. Şöyle bakalım. Hafiften şuradaki şey gözüksün. Şöyle bir açı aslında fena değil. Bunu böyle kaydedebiliriz. Şimdi biz sahneleri nasıl kaydediyorduk? Buradan sahneler kısmına gelip şuradaki artı ikonuna tıklıyorsunuz. Ve sahneniz kayıt altına alınıyor. Nasıl yani? Şöyle açımızı değiştirelim. Şuradaki kısma tıkladığınızda, baktığınızda direkt olarak açınız geri geliyor. Şimdi tek tek böyle ayarları yapıp bir tek tek malzeme ayarlarını yapıp render kısmına geçeceğiz. Şimdi ilk önce şöyle yapacağım. Malzemeleri tek tek seçip ayarlarına girmem gerekiyor. Şöyle yaptım. Şuradaki kısmı genişlettim ve gördüğünüz üzere bu zaten hazır bir şey kullanılmış. Büyük ihtimalle V-Ray'in bir şeyi. Buna bir normal map'ten bir tık daha şey yapabilir miyiz? Şöyle daha birazcık daha dokulu şey eklemiş olup. Evet, bu malzememiz zaten hazır ayarlardan oluştu. Buradaki ben kendim atamıştım malzemelerini. Şimdi geliyorum, buradan bir kopya alıyorum. Bu ne? Diffuse. Diffuse malzemenin kendi resmi. Şimdi kendi resminden yardımcı elementlerini çıkartabiliriz. Reflection, yani yansımasını şöyle birazcık arttırıyorum. Şimdi ahşap dediğimiz şey, şu andaki şu ön izlemeyi şöyle flur yapalım, bir zemin yapalım. Şimdi ahşap her yerde eşit şekilde yansımaz. Mesela şuradaki koyu kısımlarında daha az yansır. Şimdi bunları nasıl yapacağım? Şimdi burayı kopyalamıştık, buradaki özelliğimizi. Buradaki koyuların yansımayıp sadece diğer kalan beyaz kısımların yansımasını sağlayacak olan şu Reflection Glossiness kısmı var. Şimdi bu malzemenin tümüne etki ediyor. Yani tümünde meydana geliyor. Daha pürüzlü bir yansıma, daha mat bir yansıma elde etmenizi sağlıyor. Fakat her yerde oluşsun istemiyorum. Sadece siyahlıklarda olsun istiyorum diyorsanız buraya bir kere tıklayın. Sonra Color Correction. Yani biz aslında buradan bir Photoshop gibi bir şey açmış olduk. Malzemenin kendi resmini de yapıştırmıştık. Kopyalamıştık. Sonra buraya geldik, yapıştırdık. Şimdi ben buradan şuna
ben buradan şunu elde etmem gerekiyor. Şu malzemenin siyah beyaz halini elde etmem gerekiyor ve şuradaki kısımlarında siyah olması gerekiyor. O yüzden şuradaki subtraction kısmını şöyle çektiğimde gördüğünüz gibi buralar siyah, buralar beyaz bir hale geldi. Yani şuralar daha az yansıyacak, şuradaki beyazlar daha fazla yansıyacak gibi. Buradan da ayarları arttırabilirsiniz. Birazcık daha beyazlaştıralım, yansıması güçlü olsun. Şöyle bir geri gelelim. Evet, şimdi daha güzel bir sonuç elde etmiş olduk. Şuralarda daha az bir yansıma var. Şuralarda gördüğünüz gibi beyazlarda daha fazla bir yansıma var. Şimdi bu siyah beyaz görseli yine kopyalıyorum. Kopyaladım. Çünkü bir siyah beyaz fotoğrafta bir şey daha yapabiliyoruz. O da şuradaki bump map. Burayı açtım. Buraya geldim, yapıştırdım. Şimdi buradaki kısım siyah beyaz kısımlar yine. Şuradaki siyahlıklar çöküntü haline gelecek. Beyazlar düz bir şekilde kalacak. Yani 3 boyut katacağız malzemeye. Bir tırtıklı yapısı olacak. Ama bunun çok fazla olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle 0,15 falan iyidir. Şu yansımasını birazcık arttırabiliriz. Şimdi şu top generic kısmına bir daha gelelim. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir yansıması var. Başka neler yapabiliriz? Şuradaki seramik kısmımıza gelelim. Lavabonun. Buranın malzemesi yokmuş. Hemen şuraya bir tane malzeme atalım. Şöyle bir malzeme atalım. Şimdi bunu hemen beyaza çektim. Sonra parlamasını arttırdım. Ve glossiness'ını şöyle 95'e falan çektim. Bu kadar yeter aslında. Güzel yansıyan bir malzememiz olmuş olsun. Buralar tamam. Şuradaki sarı kısmı, şöyle sarı kısmını siyah yapmak istiyorum. Şöyle siyah olsun. Sonra şöyle olsun. Yansısın biraz. Sonra glossiness'ı da her yerde aynı şekilde olsun. Şöyle mat bir hal alsın. Şurayı kapatalım. Şöyle bir, gerçi şuradan da yapabiliriz. Evet, daha koyu bir siyah elde etmiş olduk. Başka buradaki hazır ayarlara dokunmayacağım. Hazır malzemelere dokunmayacağım. Onlar zaten kendinden şöyle bir texture'ı var. Buradaki ayna malzemesini yapalım hemen. Böyle bir renk katmıştım sadece. Bunu isterseniz şöyle siyah falan da çekebilirsiniz. Reflection'ı arttırdım ve şuradaki kısmı kaldırdım da bu artık ayna malzemesi haline geliyor şu. Şimdi buradaki kısma gelelim. Şuradaki musluğumuza gelelim. Yine editörü açalım. Şuradan kendim yapayım. Gerçi texture kullanırsak daha güzel olur aslında da. Şuradan IOR değerini gösterebilmek adına anlatıyorum. Şuradaki IOR değeri malzemenin aslında sertlik. Yani nasıl söylesem, şimdi arttıralım daha net bir şekilde. Gördüğünüz gibi yansımadaki bu netlik daha bir ortaya çıkıyor şu şekilde. Şuradaki glossiness'ı da biraz kısalım. Bakın aslında böyle bir krom malzeme elde etmiş gibi bir şey olduk. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da şuradaki kısmı genişletin. Materyal kısımları var burada. Buradan metalden fırçalı bir alüminyum da kullanabilirsiniz. Mesela şunu aldım. Şu şekilde. Kendi tekstürü olduğu için, yani buralarında tekstür kullanıldığı için şuralarında daha etkili oluyor. Hemen bunu kullanabiliriz mesela. Şöyle seçelim. Şöyle atadık. Başka nerelere yapabiliriz? Bu zaten bu malzemenin aynısıydı. Şuradaki kısmı da yapabiliriz. Şuraya hemen tıkladım. Şöyle bunu da bayağı yansısın ve birazcık şey olsun. Böyle mat bir yansıma olsun. Bunları zaten var. Şuradaki malzeme nerenin malzemesi var mı? Evet, bunu da yine biz yapmamız gerekecek. Şöyle birazcık arttırdım. Sonra kopyaladım. Aynı şekilde yine aynı şeyleri yapacağız. Buradan hemen şuraya örneğini yapıştırdım. Kıstım burayı. Bir tık arttırdım şeyini, etkisini. Bakalım şöyle bir. Evet, şu şekilde bir şey geldi. Bu aslında bu kadar yeter. Şimdi şuradaki cam kısmına geliyorum. Bu SketchUp içerisindeki hazır cam malzemesi. Ona bir ayar yapacağım. Şimdi reflection arttırdım. Cam yansısın. Bu şekilde güçlü bir yansıması olsun. Sonra reflection kısmını, yani camsılık kısmını şurada gri bir halde, yani yarı geçirgenlik var. Buradan tamamını arttırıyorum bu şekilde.
Şimdi burada yine bir iyor değeri yapacağım. Buradaki kısmı 8 yapacağım. Buradaki kısmı 8 yaparsanız şu köşelerdeki merceklenme değerinin arttığını, daha kalın bir cammış hissiyatı olduğunu göreceksiniz. Şuralarda. Şuralarda ışık birikimi daha fazla hale geldi. Evet, camı da yapmış bulunduk. Şimdi şuradan hemen hafiften şurada yaprak gözüküyor. Bu yaprağın da şöyle birazcık parlamasını arttırdım. Birazcık da gloss'ın ısıyla da oynadım. Bitti. Şimdilik şöyle bir ayar yapmış olduk. Sahneme bir geri dönelim. Tabii bu ayarların hepsi belki render aldıktan sonra değişebilir. Şu duvar rengini girelim hemen. Onu da şuradaki wall paint kısmından hemen alalım. Şunu aldım. Gri olsun. Şu şekilde olması benim için. Şuradan belki, gerçi bu da bayağı düşükmüş. Evet, bu yeterli benim için. Şuraya geldim. Şöyle bütün duvarı seçeceğim. Sonra B'ye bastım ve bunun değerini şöyle 75'e falan çeksek ya da 50 yapalım. Çok büyük oldu. Bu aslında bir dekoratif sıva hissiyatı verecek. Şuraya da hemen yapıyorum. B. Ve burada kapımız da var aslında. Bu kapıyı görmediğim için çok basic bir şekilde modellemiştim ben. Aynadan hafiften gözüküyor. Oranın da ayarlarını hemen yapalım. Şöyle geldim, şurayı bir tıkladım. Editöre geldim. Bunları da çok üstünkörü yapacağım. Şöyle. Aynı şekilde şuraya da şöyle. Ya bunlar çok basic şeyler, gözükmeyeceği için de pek fazla. O yüzden böyle bir ayar yaptım. Şimdi gelelim buradaki şey kısmına, kilim kısmına, artık paspas kısmına ne derseniz. Ha, şurada bir şey gözüküyor, mermerimiz gözüküyor. Orayı da yapalım. Seçtim. Şöyle bayağı güçlü bir yansıması olsun. Paspas kısmına geçebiliriz. Burayı da dokunmayacağım aslında. Fazla ayarlara gerek yok. Buradaki kısma gelelim. Şimdi buraya sıfırdan bir materyal atacağım. Onu da hemen şuradan indirilenler kısmından kendi logomu atacağım. Şöyle benim Instagram'daki ismim Artık Design. Takip etmeyenler de edebilir. Hiding Geometry'yi açtım. Bakın şimdi Hiding Geometry'yi açınca ne oldu? Bu şuradaki kör ve buradaki pahı oluşturan o çizgilerin, yani hide edilmiş geometrilerin ortaya çıkmasını sağladım ve sadece bu yüzeyleri seçebilirim şu anda. Şimdi buraya geldim. Buradan şu texture'ımızı çağırdım ve şöyle sağ tıkladım, position, ve bunu rotate dedim sağ tıklayıp. Sonra şu noktaya şöyle getirdim. Sonra yeşil kısmından tuttum. Böyle çekiştirdim. Sonra bunlar çok kaçtı. Şöyle birazcık bükeceğim ve şurayı da böyle bükeceğim şuraya kadar. Evet, şöyle bir şey yaptık. Burayı bir grup haline getireceğim. Make group. Yani aslında şuradan böyle ayırmış olduk. Hiding geometriyi de şimdi kapatabilirim. Hiding geometriyi kapattım. Şimdi şuradaki rengin aynısını almak istiyorum. Hemen şuradan bir tane materyal oluşturdum ve edit kısmına geldim. Şuradaki kısma tıkladım. Şuradaki ekran kısmına. Buraya tıkladığımda bunun aynı rengini almış bulundum. Bir materyal daha girmiş olduk yani bu şekilde. Buraya da şu kısma da hemen şuradan Fur özelliğini atıyorum. Bu şekilde atalım. Buna bir ayar gireceğiz tabii ki de. Onu yavaş yavaş ayarlayacağız. Şimdi buradaki kısma bir ayar girmek istemiyorum şimdi. Hemen sahne 1'e geldim. Sahne 1'den sonra da bir ışık kontrolü yapacağım. Işık kontrolünü de şu şekilde yapıyorum ben. Ayarlar kısmına geliyorum. Şuradan Material Override'i seçiyorum. Bütün malzemeleri şu renkli bir malzeme olarak atıyor. Bu ne işime yarıyor? İşte siyah beyaz dengesini, oradan da gölge aydınlık kısmını ayarlamış oluyorum aslında. Size de tavsiyem bu şekilde ışık ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burayı seçtim. Sonra her yer böyle olursa buradan ışık giremez. O yüzden şuradaki kısmı Material Override olmaktan çıkartmam gerekiyor. Şuradan hemen Can Be Override'ın kısmını kapattım.
Sonra sahne 1'e geri döndüm ve şöyle küçük bir deneme renderı alacağım. Bakalım ne halde. Evet, bu şekilde bir render elde etmiş olduk. Şuradan geliyor güneş. Şimdi onu bir ayarlayalım. Shadow kısmını açtım. Bakın şu şekilde geldi. Şöyle birazcık şuraya şöyle vursun. Tabii burayı ayarladıktan sonra şurayı update etmeyi unutmayın. Update dedim. Shadow'u kapatalım, bir daha update diyelim. Böylesi daha doğru oldu. Şimdi bir daha render aldığımızda şuraya geldiğini göreceksiniz. Direkt buradaki kompozisyonu vursun istiyorum ışık. Evet, bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi ışığım bu şekilde, bunu kapattım. Daha güçlü bir ışık olmasını istediğim için ışıklar kısmına geldim. Sunlight. Buradan öncelikle filter kısmını override yapıyorum ki sarı değil de daha beyaz bir render elde etmek istiyorum. Sonra istersen buradan güneşin değerini arttırabilirim. 2 yaparım, daha aydınlık bir render olur. Sonra şurada güneşin izini görebiliyorduk. Yani güneşin vurduğu yeri bir dikdörtgen olarak görüyorduk. Onu engellemek adına şurayı 100 yapacağım. Bakın şimdi topun arkasındaki gölgeye bakın. Gölge kayboluyor. Aslında orayı dağıtmış oluyoruz. Şimdi bir daha render alalım. Küçük çaplı bir render alalım. Bakın şimdi şuradaki çizgi vesaire gidecek. Ve dağıldı. Ve aslında bir öncekinden daha güçlü bir ışık elde etmiş olduk. Ve burada aslında şeyi görüyorsunuz. Yapmak istediğim şeyi görüyorsunuz. Burada pufuduk bir kilim yapmaya çalıştık. Paspas yapmaya çalıştık. Bunun ayarlarını sonrasında düzenleyeceğiz. Burayı kapattım şimdi. Işıkla alakalı size bir şey daha göstereceğim. Şimdi normalde V-Ray profesyonel bir kameranın hassasiyetinde çalışır. Işık hassasiyetinde çalışır. O yüzden şimdi hepsini kapatalım. Sadece şuraya bakın. Kamera parametreleri. Burayı açıyorsunuz. Bunu ISO'yu 100'den mesela 300'e çıkartırsanız daha aydınlık bir render olur. Veya bu shutter hızını 300'den 150'ye alırsanız, yani 1/150, yani sahnenin 1/100'ü gibi bir şey oluyor. 150'si gibi bir şey oluyor. Bunu bu hale getirirseniz daha aydınlık bir render elde etmiş olursunuz. Mesela bir daha render alalım. Şimdi buradan baya bir fazla aydın bir render olacak. Evet. Gördüğünüz gibi epey aydınlık bir render elde etmiş oluyoruz. Şuradaki kısım daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ve buradan da şu sol alt köşeden de Exposure kısmını açın. Aktif hale getirin. Şuradaki Highlight kısmını şöyle aşağı doğru çektiğinizde şuradaki ışık patlamalarının yok olduğunu göreceksiniz. Şu anki ışık miktarı benim için güzel. Hatta şurayı birazcık daha arttırabilirim. Şu şekilde elde edebilirsiniz. Şu anda ne yapmış olduk? Işık ayarlarımızı halletmiş olduk. Zaten malzeme ayarlarımızı da halletmiştik. Şimdi burayı açık kapa yaparsanız öncesi sonrası görürsünüz. Şurada şöyle bir noise'lanma, bir kumlanma var. Bunun nedeni de şu anda çözünürlüğümüz epey bir düşük. O yüzden. Şimdi ben bir de bunun altına bir ışık koymak istiyorum. Onun için de bir yuva açalım hatta. Şöyle yapalım. Şuradan tutalım. Şöyle 2 santim çekelim. Ve şuradan da 1 santim. Sonra şuradan da 1 santim çekersek, 1 santim push pull, 1 santim yukarı çekelim. Şimdi burayı isterseniz şunu yapabilirsiniz. Burada rectangle light var. Şurada hemen buradan tutup şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da geri geldim. Şurayı sildim. Ya da gelip burayı bir grup haline getirip, şu anda bu grup, isterseniz de buradan mesh light ekleyebilirsiniz. Fakat ben şuradan rectangle light'ı daha işlevli buluyorum. Bir daha onu grup yapmaya gerek yok. Şöyle seçtim. Bu şekilde bir şey elde etmiş olduk. Şimdi bir daha sahneme geri dönüyorum ve ışık ayarlarıma bakacağım. Çok düşük çözünürlüklerde çalıştığımız için render sonuçları çok hızlı bir şekilde geliyor. Evet, şurada gayet güzel bir ışığımız oluştu. İstersek bunun rengiyle de oynayabiliriz.
Buradan bunun rengini şöyle sarı yapabilirim. Sonra bunun görünürlüğünü kapatabilirim. Invisible dersek kapanır. Şurada ışık kaynağını kapatırım. Sonra bunu yansımalarda etkisinin olmasını istemiyorum. Bakın şurada yansımaları görüyorsunuz. Ya da olabilir, gerçi kalsın. Bunu bir de 100 yapalım. Çok fazla sarı olmuş. Şöyle hafiften olsun. Yeter bizim için. Burayı da kapattım. Ya da hemen şuradan render'a basabilirim. Evet, şöyle güzel bir ışığımız oluştu. Burayı kapatıyorum. Sahne 1'e geri döndüm. Şuradaki ayarı yapalım. Şöyle bir yakınlaşalım. Şuradan Viewer kısmına geleceğim. Interactive Render'ı açalım. Arttıralım. Evet. Buradaki alanı şöyle 2 yapsak. Daha fazla bir alana etki etse. Sonra şuradaki uzunluğu 1 yapsak. Daha da küçük yapalım. Bir yapınca şuranın etkisi iyice gidiyor. Bunu 10'a falan çıkarsak. Evet, şöyle bir etki elde etmiş olduk. Bunun uzunluğunu bir tık daha kısaltabilirim. 1,5 yapabilirim. Şimdi nasıl olacak bakalım. Şurayı da kapatabiliriz. Bakalım, daha iyi bir sonuç elde etmiş olduk. Evet, şimdi kötü ayarlarla şu Material Override'ı da kapatalım. Sahne 1'e geri döndüm. Bir normal render alalım. Düşük modda. Malzemelerle ilk render'ımızı alalım. Evet, böyle bir render oldu. Sadece şurada tavanımızı unutmuşuz. Tavanı kapatalım şurayı. Hemen hızlıca tavanın rengini değiştirelim. Şöyle hemen şunu beyaza çekelim. Çok hafif reflection ve şuradan iyice kısalım burayı. Ve sonra yine sahne 1'e geliyorum. Ve şuradan render'ıma basıyorum. Evet, şuralar falan gayet tatlı güzel çıktı. Şöyle birazcık boyutu arttıralım. Bir tık daha kaliteli bir şey alalım. Bir de ayarlarda şöyle bir ayarlamalar yapalım. Sadece şu ayarlarda burayı yapmıştık. Global Illumination kısmında şuradan bu kısmı seçtim. Burayı kapattım. Render parametrelerini şuradaki hazır ayarlardan yapacağım. Render Height diyorum. Şurayı kapatacağım. Sonra Output'u şöyle bir 900 yapsak daha şey olsun, gerçekçi bir sonuç olsun. Sadece şuradaki kısmı görmek için böyle bir şey yapıyorum aslında. Paspasımız bakalım ne gibi bir sonuç verdi, onu öğrenmek için. Evet, şu anda sadece bütün yerin render'ını alıyor ama bize güzel bir ön izleme veriyor. Sadece şurayı merak ediyorum. Tam okunulabilirliği iyi olmadığı için. Burayı bir kapatalım. Sonra şuradaki kısma geliyorum. Burayı seçtim. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bu ne yapıyor? Sadece şimdi bir daha render aldığımızda sadece buranın render'ını alacak. Ahşabın dokusu falan da güzel çıkmış. Şuradaki yüzey miktarını belki birazcık daha arttırabiliriz. Yüzey miktarı, evet, bayağı bir artması gerekiyor. Şuraya geldim. Fur açalım. Şunu 20 yapsak, 2 katına çıkarsak. Şunu da 1 yapsak. Bakalım ne olacak, ne gibi sonuçlar verecek. Evet. İstediğim o yumuşak dokuya aslında birazcık vardı. Uzunluğu bir tık fazla gibi ama her şey idare eder. Evet, şimdi final render'ını alalım. Final render'ında ne yapıyorum? Zaten ayarlarımın tamamını göstermiş gibi bir şey oldum. Hide yapıyorum. Output'u şu anda Instagram'da paylaşım yapacağım için 1080x1081 pikselde yapmam benim için yeterli. Burada başka bir şeyle uğraşmıyorum. Kamera ayarlarını zaten kamera parametrelerinde yapmıştım. Yani şuradaki kısımda yapmıştım. Burada zaten ayarımı yaptım. Global Illumination kısmında. Render parametrelerini de zaten buradaki hazır ayardan, yani şöyle göstereyim. Buradaki ayarlara göre şuradaki değerler değişiyor. Ben sadece Height'te kullanıyorum. Bu bana yetiyor.
Evet, bunları kapattığımda sonuçta şimdi bir render aldığımda final renderını çıkartabilirim. Videonun sonuna geldik. Videonun sonunda ben render'ı da paylaşacağım. Sonucunu paylaşacağım ama uzun bir süre olacağı için videonun sadece son kısmını da paylaşırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.